Sevgili seyirciler, bize Doğan bir gazete sayfası getirdi. O gazete, onu bir alabilir miyim? Biraz önce de alamamıştım. Bu arada biyolojik anne olduğu iddia edilen Arife Hanım şu anda sürütüyomuzda. Doğan da sürütüyomuzda. DNA testinin sonucu çıkacak. Dün bir kucaklaştılar. Ya o anları gördük biraz önce. Ama bugün DNA testinin sonucunda anne çıkarsa tepkileri ne olur? Anne çıkmazsa? Bilmiyorum. Fadime teyzeciğim, sen de geçen hafta cumadan beri tam bir haftamız doldu. Evet. Kızının nerede olduğunu, kiminle olduğu, evet, bilgisine, her türlü bilgiye ulaştık. Ama kızın hala ortada yok. Yok, evet. Birlikte kaçtığı söylenen Yavuz Algın'da Allah bu kişi. Beni, seni aradı mı anne geliyorum diye? Yok, hiç aramadı beni, hiç aramadı. Hani hiç gelecekti aramadı. Geçen haftadan beri bekliyoruz ya. Bilmiyorum, gelmedi. Ha? Aramadı. Aramadı beni, yok. Gelmedi. Kızım evine dön der misin? Büşra Nur, dön geri bak. Eve gel, dön geri Büşra Nur. Neredesin? Gel buraya. Gitmeyeceğim. Gelene kadar gitmeyeceğim. Sen buraya geleceksin sonra. Gel buraya. Bakalım nasılsın? Neredesin? Allah kahretsin seni. Çocuk değil. Çocuk değil. Hayır. Yani sen de evlatlayacaksın. Pardon. Bir saniye. Bir saniye. Hayır, beraber kaçtığı Allah kişiye onu söylemiş. Ben çocuğu nasıl götürdü? Babamın bir lafı vardır. Bazen böyle olayı tam bir noktaya getirir getirir sonra dağıtırsın ya. Der ki bir çuval inciri berbat ettin. Şimdi sen de bir çuval inciri her gün berbat ediyorsun. Senden ricam. Bu kızın Ayşe, Allah'tan ama bul, Allah yemin yapıyor, niye onu kaçırdı, niye aldı dedi. İkiniz de kabulümsün de ya. Tamam kabul abi, gelsin göreyim mi? Allah beni anlasın ama kabulümsün diyorsun yani. Esra Hanım, benim de bir yakınım var, çok güleç bir yüzüdür, aynı anne gibi ne geldi ki bu yüzümden geldi diye sürekli tebessüm ediyor ya, insanlar da onu sanki bulunduğu durumdan hoşnutmuş gibi algılıyor. Ne güzel ya, ama ne çektiyse öyle, o güleç yüzünden çekiyor sanırım Fadime teyze. Peki. Kızına dön çağrısı yapıyor. Biz de Büşra Nur'u bekliyoruz. Bir haftadır gelecek. Şimdi düne gidelim. Önce size bir telefon geldi. O telefondaki kişi diyor ki siz gazete ilanıyla çocuğunuzu verdiniz mi? Ne yaptınız yani o telefon konuşmasını, o sesi duyduğunuzda? Dedim ilk önce yani eşim var diye, bilmiyor diye, şu anki eşim yok dedim böyle bir şey. İlk başta yalanladınız. Sonra eşim konuştu, genelde çoğunlukla eşim konuştu. Sonra eşime anlattım, böyle bir şey var dedim. Böyle bir gerçek var. O sene dedi git senin çocuğunsa ona sahip çıkma dedi. Yani dedi bu dünyanın öbür tarafı da vebali alamam dedi. Git dedim yani. O beni şey yaptı, getirdi buraya. Eşim getirdi. Bugün nasılsınız? Bugün aslında nasıl diyeyim? Bu olaydan dolayı bazı eşimde sorunlarım oldu. İyiyim. Aslında bugün bu yaşanan, hani eşinizle yaşadığınız sorunlar sizin geçmişte saklamak istediklerinizle alakalı değil mi? Onun şey bedelini ödüyorum, ağırlığını şeyini ödüyorum. Yani eğer aslında evlendiğimde anlatsaydım her şeyi, bu zorluklarla karşılaşmazdım. Bunu sizden duyduğuma çok mutlu oldum. Niye biliyor musun? O gerçeklerle, yani kaçtığınız, sakladığınız gerçeklerle günün birinde, eninde, sonunda yüzleşiyorsunuz. Bunu en baştan söylüyor olmak belki bir cesaret ister. Belki de bu gerçeği söylediğinizde o insan sizin yanınızda olmayacak ama siz en azından birlikte yola çıkacağınız insana karşı dürüst olmuş olacaksınız. Dürüst olmuş olacaksınız. Yoksa 18 yıl sonra bakın Esra Eroğlu ekibinden arıyoruz. Gazete ilanıyla çocuk verdiniz mi diye sorduğumuzda bugün yaşadığımız sahne bu. Hangi gazeteydi Trabzon'daki o yerel gazete? Bir gazete yerel yani. Sevgili seyirciler, 2000 yılında Trabzon'daki yerel gazetede şöyle bir ilan var. Doğacak çocuğunu verecek aile arıyor diye. Ben bu haberi yapan o yerel gazeteyi
ve gazeteciyi çok merak ediyorum. Çünkü gerçekten hani cesaret işi bu haberi yapmak. Çünkü hanımefendinin iddiası şu, bu çocuğun verilmesinde de aracılık yapan, yani nasıl buldular aileyi, gazeteyi aradılar dediği için. Kişisel kanaatim bu bir haber değeri olmadığını düşünüyorum. Sanki bir ilan. Bu bir ilan. İlan niteliğinde, ama bizim canımızı acıtan yön ise burada çocuğun verilmesinde büyüten ailenin bu gazetecilik vasıtasıyla bulunmuş olması. Şimdi DNA testinin sonucu elimde. Doğancığım, sen nasıl hissediyorsun kendini? Yani o gazete ilanındaki kişiyi bulduk, sana getirdik. Evet. Mutluyum şimdi, eğer annem çıkarsa. Biraz daha mutlu değilim. Yani eşiyle arasında bir sıkıntılar çıktı. Bunun sebebi sen değilsin ki. Onlar yetişkinler. Onlar kendileriyle ilgili sorumlulukları almalılar. Sen kimsenin arasını bozmuyorsun. Şimdi eşi dün odalarına çıktım. Beni tehdit etti yani. Sarılamazsın. Sarılırsam anneme dedi yani, ala giderim çocuğu. Daha olduğumuz yere gelemezsin. Söyledi mi böyle bir şey eşiniz? Yani eğer biyolojik annen çıkarsa sen sarılamaz mısın dedi. Evet. Sebep? Dün bayağı tartışma oldu zaten. Dün otele gittiğimizde ben çocuğa yemek koyduğumda Doğan'ı çağırmış yanına. Evet. Doğan da gelmeyince, oturmayınca herhalde çekindi korktuğundan dolayı. O an bir orada tartışma oldu. Sarılırsan, şey yaparsan de bırakır seni, giderim. Kızı alır giderim dedi. Hazır mısınız? DNA testinin sonucunu açıklıyorum. 2000 yılında Trabzon'daki yerel gazete ilanında anne karnındayken satılan bir bebek aslında Doğan. Biyolojik ailemi arıyorum dedi. Gazete ilanındaki kişi Arife Hanım şu anda stüdyomuzda. Doğan'la aralarında DNA testinin sonucuna göre ebeveynlik yönünde ilişki bulunmaktadır. Sarıl anne, sarıl. Sarılsın ya. Ablacığım, bu sizin evladınız. Sizin evladınız, iki gözünüz. Bu çocuk sizi bulmak için buraya geldi. ...18 yıl sonra... ...Doğan... stüdyomuza gelerek biyolojik annesini buldu sevgili seyirciler. Bu çocuğun hayattaki tek istediği gerçek, şu anı yaşamak için o kadar çok kişi var ki sırada. Eşiniz beyefendi de sizi buraya kadar getirdiyse, bir anne oğlun buluşmasına vesile olduysa, bu sarılmaya hiçbir şey demeyecektir. Annem kim diyordun? Al annen. Evet. Anne diyebilirsin yani. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Bir taraftan mutluyum. Diğer taraftan. Bunun günahı var mı? Onun günahı yok. Kızımın da günahı yok. Şu an belki de çıktı buradan, gitti. Bu arada sadece anneni değil, bir kardeşin var. Onu da buldun. Evet. Yani eşi yaklaştırmıyor, konuşturmuyor. Yani sohbet edeceğim, tanıyacağım. Ama kocası hiç yaklaştırmıyor. Hemen yukarı halde gidiyor yani. Dün konuşmak için kapısını çaldım. Açmadılar. Evladınızla bundan sonra görüşecek misiniz? Görüşebilecek misiniz? Görüşürüm. Ne dediniz? Görüşürüm. Niye görüşmeyeyim? Ama burada bile görüşmesine müsaade etmedi diyor. Belki şu an sinirlidir. Ha? Yumuşar, sinirlidir. O da bu anda şey yapmıştır o. Seyrediyor. Bakın şu durum temel insan haklarına, insanlık onuruna, Türkiye'nin taraf olduğu çocuk haklarına ilişkin tüm sözleşmelere, Türk Ceza Kanunu'nda soy bağının değiştirilmesine, insan ticaretine
ilişkin suçları oluşturmakta. Ama Doğan'ın tek gerçeği öğrenmek istediği bu gazete küpürü. Evet. Bakın altında o kadar yoğun suç niteliği taşıyan olaylar var ki, kişiler var ki. Ama o bütün bunların dışında ben diyor gerçeğimi, biyolojik kökenimi arıyorum. Özgür olmak istiyorum diyor. Çünkü insanlar kendi gerçeğini bulduğu zaman özgür olurlar. Ve etraftaki işte o sirayet eden 3-5 kişi de kalkar tehdit eder. O çocuk kendi gerçeğini öğrenmek istiyor diye. Ben gerçekten çok merak ediyorum. Şu haberi yapma cesaretini gösteren kim? O bu çocuğun lütfen. Yasa dışı yollardan evlatlık edinilmesine aracı olan kim? Bir çocuğun kaderinle oynayan kim? İnsanlık onuruna yakışmayan bu hareketi sergileyenler kim?